Hazreti Ali'nin nübüvvetinin ilk yıllarında yaşadığı ve yıllardır unutmadığı bu tablo, Hazreti Ebubekir'in Efendimiz'e nasıl bir sevgiyle, muhabbetle bağlandığının bir örneğidir. O gün daha iman şerbetini içmemiş annesi, kanlar içerisinde baygın bir halde olan oğlunun uyanır uyanmaz ilk sözünün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasına biraz hiddetleniyor. Ve diyor ki, bırak diyor Muhammed'i, biraz su iç, biraz yemek ye, kendine gel, yoksa iyileşemeyeceksin. Hazreti Ebubekir o anda sevdasına uygun bir söz söylüyor. Vallahi anne diyor, Resulullah diyor nasıl, onun diyor nasıl olduğuna dair bir haber alamazsam, onun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin selamette olduğunu şu gözlerim görmezse, ne bir yudum su içerim, ne de bir lokma yemek yerim. Ümmül hayır, ümmül hayır. Ya ne kadar ısrar ettiyse oğlunu ikna edemiyor. Bunun üzerine annesi Ümmül Cemil'in yardımı ile yaralı olan oğlunu Darul Erkam'a, Efendimiz'e doğru taşıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halde Hazreti Ebubekir'i karşısında görünce dayanamıyor. Hazreti Ebubekir'e bakıyor ve ağlıyor. Kolay bir şey değil. Dosttur yani. Yılları beraber geçmiş, çocukluğu beraber geçmiş. Ve başlıyor ağlamaya. İkisi birbirine bakıp hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Kurban olayım o gözyaşlarına. İki sadık dostun o buluşması sırasında Efendimiz Hazreti Ebubekir'e niye diyor bu halde kendini zora sokuyorsun? Niye için geldin? Hazreti Ebubekir ise dedi ki ya Resulallah, beni boş ver. Sen şu kapının arkasında duran annem için dua et. Dua et de Allah ona hidayet nasip etsin. O anda eller dua için havaya kalkıyor. Ya Rabbi, manen bugün bizim için de kalksın inşallah. Ümmetin birliği dirliği için, ümmetin selameti için. İnşallah ya Rabbi, bugün bu bahsetmiş olduğumuz hususta o eller manen bizler için de kalksın inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem havaya kaldırıyor ellerini. Ve daha eller kapanmadan Selma imanın anahtarı olan o kutlu kelimeleri ikrar ediyor. Hazreti Ebubekir'in Efendimiz'e olan sevdası annesinin imanına da vesile oluyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu sevginin en güzel tablolarından biri de hiç şüphesiz hicret yolculuğu sırasındadır. 13 yıllık zorlu Mekke hayatı sonrası Allah Azze ve Celle Yesrib'i müminlere imanın yatağı olarak bahşedince Efendimiz tüm Müslümanlara hicret için izin vermiş. Geriye bir avuç mümin kalmış. Kalanlar içerisinde Hazreti Ebubekir de var. O ne zaman hicret için izin istese Efendimiz bekle ey Ebubekir, Allah sana belki daha hayırlısını nasip edecek. Sabırlar tükeniyor. Beklemekten insanlar yoruluyor. İşte böyle bir zaman diliminde her gün ikindi vakti Ebubekir'in evini şenlendiren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün eve öğlen vakti geliyor. Alışılmışın vaktinin dışında. Efendimiz o haneye gidişi hane sahibi olan Hazreti Ebubekir'i heyecanlandırıyor. Hazreti Ebubekir çok zeki bir insandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'in yanına geliyor. Çok müthiş bir tablodur bu.
Çok müthiş bir tablo. İçeriye girdiği zaman Hazreti Ebubekir Sıddık birdenbire ağlamaya başlıyor. Hazreti Ebubekir Sıddık birdenbire gözyaşlarına boğuluyor ve tek bir cümle zorlukla ancak söyleyebiliyor. Es-sohbe ya Resulallah. Efendimiz hicretten bahsediyor. Es-sohbe ya Resulallah. Yol arkadaşlığı mı ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor. Yol arkadaşlığı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir öyle bir seviniyor, birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Bu tabloya şahit olan Hazreti Ayşe validemiz ne diyor biliyor musunuz? O güne kadar bir insanın sevincinden böylesine ağladığını ben ilk defa gördüm. İlk defa bir insan sevincinden bu kadar mı ağlar? Niye seviniyor? Neye ağlıyordu Hazreti Ebubekir? Hicret yolunda Efendimiz'e arkadaş olmak ne demek? Başına 100 deve konmak demek biliyor musunuz? Ölü ya da sağ Medine'ye varmadan tutuklanmak demek. İşkence demek, ölmek demek. Bir insan için işin sonunda ölüm olan bir yolculuğa nasıl sevinebilir? Hazreti Ebubekir'i anlamanız için sadece bunu bile düşünün yeter. Bir insan işin sonunda ölüm olan bir yolculuğa nasıl sevinir? Eğer o insan yolculuğa çıkacağı insanı ölümüne bir sevda ile severse, gerçek bir sevgi ile ona bağlanmışsa elbette böyle bir sevinçle sevinçlenebilir. Dikkat edin bakın buraya. Ölüme sevinmek Hazreti Ebubekir demek. Çok büyük sadık bir dost. Çünkü sahabenin sevdası, Ebubekir'in sevdası ölümüne bir sevda idi. Hazreti Ebubekir'i de sevindiren sevdiğinin yolunda ölme, yani ölümlerin en güzeli olan şehadet imkanını yakalamaktan başka bir şey değildi. Şehadet sahabinin kavramında çok farklı bir şeydi. Onlardaki bakış açısı çok farklıydı. Bazı hazırlıklardan sonra iki aziz dost hemen yola çıkıyorlar. Sebir mağarasında 3 gün 3 gece kalıyorlar. Bu süre zarfında Hazreti Ebubekir Sıddık sevgi adına Efendimiz'e karşı sergilediği tavırları anlatmakla bitmeyecek kadar çoktur. Düşünebiliyor musunuz? Ufak bir mağaranın içerisinde 3 gün 3 gece en sevdiğinizle birlikte kalmak. En sevdiğiniz dostla birlikte böyle yüz yüze kalmak. Onunla ufacık bir yerde, aynı yerde nefes almak. Hazreti Ebubekir için çok büyük bir mükafat. Bu mükafatları almak öyle kolay değil. Öyle her sahabiye nasip olmaz. En büyük zorluğu çeken Hazreti Ebubekir. Ya bir hayal eder misiniz? Bir odanın içerisinde 3 gün 3 gece Efendimizle kalmak. Rabbim makamını âli eylesin inşallah. Evet, o kadar çok ki o 3 gün 3 gecenin içerisinde yaşadığı o olayları anlatmak. Dağdan aşağı inip Yesrib'e doğru yola koyulduklarında Hazreti Ebubekir bir öne geçiyor, bir arka, bir sağa geçiyor, bir sola. Bir türlü yerinde duramıyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında halkalar çiziyor. Öyle yürüyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebubekir'in bu yürüyüşüne bir anlam veremiyor. Diyor ki: "Ey Ebubekir, sen neden
yanımda yürümüyorsun da etrafımda şöyle halkalar oluşturuyorsun. Sebebi nedir? Senin yerin benim sağım iken seni böyle yürümeye iten nedir? Bir sağa dönüyorsun, bir sola. Hazreti Ebubekir ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ya Resulallah, düşünüyorum ve diyorum ki ya birden sana önden bir saldırı olsa, hemen önüne geçiyorum. Sana değil bana gelsin. Sonra kendi kendime diyorum ki ya arkadan saldırı olsa, ona arkadan bir şey yapsalar. Ve hemen arkaya geçiyorum. Sağına geçiyorum, sağdan korkuyorum. Sola geçiyorum, soldan korkuyorum. Korkuyorum ki sana bir şey dokunur ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o konuştukça, Hazreti Ebubekir bunu anlattıkça kendisi duygulanıyor. Ve gözleri yaşlı bir şekilde diyor ki ey Ebubekir diyor, beni çok mu seviyorsun? Hazreti Ebubekir diyor ki ben seni çok seviyorum ya Resulallah. Çok, hem de çok seviyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebubekir diyor, şimdi sen benim yerime ölür müsün? Yani benim yerime ölümü göze alabilir misin? Hazreti Ebubekir yine her zaman oldu, hiç tereddüt etmeden, hiç tereddüte kapılmadan diyor ki evet ya Resulallah, senin için seve seve ölürüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesini ve yakınlarını ona hatırlatarak neden peki benim için ölümü göze alırsın? Niçin? Sebep nedir? Diyor ki ya Resulallah, eğer ben ölürsem sadece babam Ebu Kuhafe'nin evi ağlar. Ama sen ölürsen, sana bir şey olursa bu ümmet ağlar. Bu din ağlar. Varlık aleminin tamamı ağlar. Sen değil. Ben senin yolunda öleyim. İşte ölümüne sevda diyoruz ya, işte Ebubekirce sevgi, işte gerçek muhabbet. Allah rızası için sevgi kavramını anlamak isteyenler Hazreti Ebubekir'in kapısını çalsın. Sevginin, muhabbetin ne olduğunu anlamaya çalışmak isteyenler Hazreti Ebubekir Sıddık'ın kapısını çalsın. Söz Hazreti Ebubekir'in muhabbetinden ve sevdasından açılınca kolay kapanmak bilmiyor ha. Hangisini anlatayım size? He? Ama size son bir örnek. Sadece son bir örnek vereceğim ve muhabbet kısmını kapatacağım. Mekke fethedilmiş. Şirkin beli bir daha doğrulmamak üzere o topraklarda kırılmıştı. O gün Hazreti Ebubekir'in yaşı 80'lere merdiven dayamış. Gözleri artık görmez olmuş. Babası Ebu Kuhafe'yi ikna etmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna iman için ikrar etmek üzere getirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı babanın gelişini görünce ey Ebubekir diyor, neden yordun diyor babacığını? Onu getirmeseydin de biz onun ayağına kadar gitseydik. Hazreti Ebubekir yine kendisine yakışan bir cevap ile dedi ki hayır ya Resulallah. Eğer birinin ayağına gidilecekse elbette o birileri siz değil biz olmalıyız. Siz babamın ayağına değil, babam sizin ayağınıza gelmelidir. Çünkü siz Muhammedun Resulullah'sınız. Bu konuşmanın ardından
Baba Ebu Kuhafe şehadet cümlelerini ikrar ediyor. İman ediyor. Onun iman edişine Efendimiz öyle bir seviniyor ki mübarek yüzünde tebessümler beriliyor. Ebu Kuhafe'ye bakıyor. Efendimiz yıllar yılı babasının iman etmesi için çırpınan Hazreti Ebu Bekir'in de sevindiğini zannederek onu tebrik etmek için dönüyor, bakıyor ki Hazreti Ebu Bekir olduğu yere çökmüş. Bakıyor ki Hazreti Ebu Bekir ağlıyor. Yüzünde derin bir hüzün var. Ama ağlamak öyle basit ağlamak değil ha. Hıçkırarak ağlıyor. Çökmüş yere hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bu halde görünce şaşırıyor tabi. Onu kollarından tutup kaldırıyor. Diyor ki ey Ebu Bekir, babanın imanına sevinecekken yüzünde güller açıp Rabbine şükredecekken bu hal nedir? Neden bu üzüntü ve nedir? Nedir bu gözyaşı yani? Diyor ki ya Resulallah, ben size ağlıyorum. Hazreti Ebu Bekir nedir onu böyle bir zeminde gözyaşlarına mahkum eden şey? He? İnanın 40 yıl düşünsek var ya, bakın 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez. Çünkü Efendimizin bile aklına gelmemiş o hüznün sebebi. O anda Hazreti Ebu Bekir bir taraftan gözyaşlarına hakim olmaya çalışıyor. Bir taraftan da diyor ki ya Resulallah, yıllar yılı babamın hidayete ermesi için Rabbime dua dua yakarım durdum. Onun imana ermesi için her şeyi feda etmeye razıydım. Biliyordum ki sen benim bu hislerimin aynısını amcan Ebu Talib için duyuyordun. Ama ne yapayım ki, ben umduma kavuştum, sen ise mahrum kaldın. Ben senin arzuladığın şeye kavuşamadığın için ağlıyorum. Babamın iman etmesi aklıma bunları getirdi. Ben şimdi bunun için ağlıyorum. Benim yerime, benim babamın yerine keşke Ebu Talib olsaydı da iman etseydi ve sen sevinseydin. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın sevdası, aşkı, sevgisi, seven sevdiklerinin sevdiklerini de sever, unutmayın. Bu söz çok önemlidir. Seven sevdiklerinin sevdiklerini de sever. O onu seviyorsa onu sever. Rabbim anlamayı, bilmeyi bizlere idrak etsin, ihsan etsin inşallah.